Kurtuluş Savaşı zaferle neticelendikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 1 Kasım 1922'de hilafet ile saltanatın ayrıldığını ve saltanatın kaldırıldığını iki maddelik bir kanun ile ilan etti. Vahdettin'in adı hutbelerden kaldırıldı. 4 Kasım'da son sadrazam Mehmet Tevfik Paşa istifa etti. 5 Kasım'da Refet Paşa Bağbali'deki bakanlıklara gönderdiği bir genelge ile işlerine son verildiğini tebliğ etti. 17 Kasım sabahı Sultan Vahdettin, küçük oğlu Mehmet Ertuğrul ve haneminin mensuplarıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'ndan bir kayaya binerek boğaz içinde demirlenmiş olan Malaya adlı Engin'e sıhhlısı ile Malta'ya gitti. Sultan Vahdettin bir hatırasında şunları yazmıştı. İstanbul'dan ayrılmakla vekili olduğum Yüce Peygamber'in yaptığını yaptım. Kaçmadım, hicret ettim. Ama ecdadımdan miras kalan saltanat hakkından ve hilafetten hiçbir vakit ve asla feragat etmedim, etmeyeceğim. Facialara karşı olamadım ise de paratoner vazifesi gördüm. Bütün musibetleri üzerime çektim. Kendimi feda ederek vatanımı kurtarmaya çalıştım. Dinine, devletine, vatanına ve milletine hıyanet edenlerin aziz Allah'ın kahreden kudreti gücüne hedef olması için yakarıyorum. Memleket sevgim bana İstanbul düşman süngüleri altındayken Mustafa Kemal Paşa'yı Yunanlıların üzerine göndermek gibi ağır bir kararı aldırmak gibi ilahi bir mutluluğun zevkini tattırdı. Ben de insanım, hatasızlık edemem. Başlıca 3 hatam oldu. Birincisi, kardeşim Sultan Reşat'tan sonra saltanat makamını kabul edişim. İkincisi, başta damat Ferit Paşa olmak üzere Tevfik İzzet, Ali Rıza ve Salih Paşalar gibi milletin ve devletin kalbur üstü isimlerine talimi bağlayarak aldanmam. Üçüncüsü, Osmanlı Devleti'ni kuran ve halis muhlis Türk olan Osmanoğullarının memleketten sürgün edileceğine ve hilafetin kaldırılacağına asla inanmak istemem. Talife kadar beni vatanımızdan ayırdı ve nihayet gurbetlere attı. Dinime, vatanıma ve milletime arz ettiğim kadar hizmete vakit ve imkan bulamadım ise de asla ihanet etmedim. Şimdi burada zelil ve sefil bir halde kalmaktansa Anadolu'da at sırtında olmalıydık. Ecdadımın sarıkları aynı zamanda kefenleriydi ama Anadolu'ya geçip ordunun başına geçmem konusunu etrafımdakilere açtığım zaman muhalefet uğradım. Allah göstermesin ama yenilirseniz vaziyeti kim kurtarır dediler. 4 sene süren dünya savaşından sonra bütün musibetlere göğüs germek zorunda kaldım. Devlet tehlikede ve İstanbul sallantıdaydı. Kurtuluşumuz için babam Abdülmecit Han'dan miras aldığım İngiltere'ye ve Fransa'ya yakınlık politikasını seçmiştim. Nevzat hanımefendi şöyle anlatıyordu. Penceremden bakıyorum. Mavi deniz, palmiyeler. Birbirinden güzel köşkler. Ufukta kodralar. San Roma'nın bu manzarası bana cenneti andırıyor. Fakat ben kendim cennette değilim. Bu manzarayı cehennemimin bir köşesinden görüyorum. Kendime mahsus bir cehennem. Bulunduğum katın odasında bir tabut var. Bu tabutta Osmanlı hanedanının son hükümdarı 6. Mehmet yatıyor. Mehmet Vahdettin. Benim kocam, talihin, hayat yoldaşı diye karşıma çıkardığı insan. Ölümünü acıyor muyum? Bilmem. Ortada birdenbire kırılmış itiyatların boşluğu var. Fakat bendeki asıl kuvvetli his, acımaktan ziyade gıpta etmek. Ne mutlu ona diyorum. Ölüm gibi bir nimete kavuştu. Bazen içimden geliyor, talihe yardım etsem, bu nimeti kendi elimle arasam. Ama ben dindar bir kadınım. Bütün benliğim böyle bir duyguya karşı isyan ediyor. Bu vücut bana emanet bir şey. El kaldırmaya ne hakkım var? Hayır, buna da isyan ediyorum. Önümde uzun seneler var. Belki beni bir köşe ağzında yeni bir hayat bekliyor. Neden mücadele etmeyeyim? Tüylerim ürpererek düşünüyorum. 2 saat sonra gece olacak. Her tarafı karanlık basacak. Alacaklılar elektriği, suyu, gazı kesmişler. Bütün bir gece karanlıkta geçecek.
günden güne etrafta bir kat daha yayılan ölüm kokusunu daha korkunç bir surette duyacağım. Bu musibet yerine baskın yapmış gibi gece her tarafta koca fareler dolaşıyor. Etrafımdaki hava şekil şekil hayaletlerle dolu. Uyku ile uyanıklık arasında saatler geçiriyorum. Hayalle hakikati birbirinden ayırmak için yatağımdan fırlıyorum. Ben var mıyım, yaşıyor muyum diye etrafımı yokluyorum. Vahdettin'in öldüğünü duyunca kapıya üşüşenlerin başında villaya gönderdikleri malların parasını aylardan beri alamamış olan bakkal Steiner ile Manav Moreni vardı. Steiner ile Moreni'nin alacakları da dahil olmak üzere bütün esnafa borcu 60 bin lira etti. Onların hemen arkasından icra memurları göründü. Yerlerdeki İstanbul'dan getirilmiş halılardan bütün öteki eşyalara ve ev halkının şahsi mallarına kadar Manolya villasında ne varsa her şey haciz kapsamına konuldu ve odalar mühürlendi. Sultan Vahdettin'in cenazesi villanın giriş katındaki büyük salona indirildi ve o salondaki eşyalarla beraber cenaze de haczedildi. Cenaze 1,5 ay boyunca villanın giriş katındaki salonda kaldı. İtalyanlar borçların tamamının ödenmesine kadar cenazenin defnine asla izin vermemişti. Nihayet 15 Haziran'da merhum padişahın tabutu üzerine konan hacizler kalkmıştı. Tabut bir atlı yük arabasıyla villadan alınıp Sanremo tren istasyonuna götürüldü. Dikkat çekmemesi için istasyonu arka sokaklardan geçilerek gidildi. Cenaze trenle Trieste'ye götürülerek bir geminin ambarına konuldu. Gemi 17 Haziran'da demir alıp 4 gün sonra Beyrut limanına demirledi. Buradan 26 Haziran 1926 Cuma günü özel bir trenle Şam'a götürüldü. İstasyonda cenazeyi o zamanki Suriye Hükümet Başkanı ve Sultan 2. Abdülhamit Han'ın eski damadı Ahmet Nabi Bey, hükümet erkanı ve Şam halkı karşıladı. Tabut bir arabaya yerleştirilip defin yeri belli olana kadar kalmak üzere Sultan Selim Camii'ne getirildi. Suriye o vakitler Fransız mandası altındaydı. Fransızlar defin yerine ve merasimine kimlerin katılıp katılmayacağına kadar karıştılar. Önceden belirlenen yer kabul edilmeyince Selahaddin Eyyubi türbesine defni kararlaştırıldı. Ancak orada yer bulunamadı. Sultan Selim Camii içindeki odalardan birine karar verildi. Toprak kazılmaya başlayınca su çıkınca oradan da vazgeçildi. Nihayet Sultan Vahdettin'in cenazesi vefatından en az 49 gün sonra 3 Temmuz 1926'dan sonraki bir gün Sultan Selim Camii haziresine defnedildi.